Bir bağlantımız var. Dündar Keşaplı bizi bekliyor. İtalya'da ilginç bir gelişme oldu. Özellikle bizim de konuşmayı, tartışmayı sevdiğimiz konulardan biriyle alakalı, VAR'la ilgili. Dündar Keşaplı bize ne aktaracak merak ediyorum. Yayınlar, evet, İtalya'da, belki Avrupa'da ilk kez uygulamaya geçecek yeni bir karar alındı ve ilginçtir tabii, bu uzun yıllar aslında Türkiye'de de çok tartışılan konuların başında yer alıyor. VAR uygulaması, VAR uygulaması ile ilgili İtalya'da özellikle geçen sezon çok sorunlar yaşanmıştı. Ciddi sorunlar yaşandı. Sık sık gündeme de taşımaya çalıştık zaman zaman ama aradan geçen süre sonrasında ilginç bir karar alındı. İtalya Futbol Federasyonu ve İtalya Hakemler Birliği'nin ortak kararıyla artık bundan sonra VAR görüşmeleri, konuşmaları ekranlara yansıyacak direkt maç esnasında. Evet, ilginç bir karar, ancak Gianluca Rocchi ve Futbol Federasyonu Başkanı Gravina ortak açıklamada bundan sonra şeffaf, daha çok şeffaf olacak şekilde hareket edileceğini belirttiler ki İtalya'da ilk kez bir uygulama bu şekilde hayata geçiyor. Özellikle geçen sezon farklı maçlarda çok ciddi sorunlar olmuştu. Bunlardan biri Cremonese-Roma maçıydı. Orada Mourinho ile Marco Serra hakem, ki bu arada Marco Serra hakemlik görevinden ayrıldığını, yani Serie A ve Serie B'de bundan sonra maç yönetmeyecek. Geçen sezon yaşanan bu sorunlardan sonra böyle bir karar alındığını da açıkladı. Bugün gelen bilgiler arasında ve Cremonese-Roma maçında özellikle Mourinho ile hakem Serra arasında geçen diyaloğu da ekranlara taşıyacak İtalya Futbol Federasyonu ve Hakemler Birliği yayıncı kuruluşu aracılığıyla bu yöndeki karar alındı ve uygulamaya konulacak. Tabii Hakemler Birliği Başkanı Rocchi ise biz maçlarda, tabii bütün maçlarda eşit ve en sağlıklı bir şekilde hakemlerimizin maçı yönetmesini istiyoruz. Zaman zaman hata olabilir, iyi niyetli veya değil, ama bu yanlış karar alıp da yanlış uygulayan hakem neredeyse geçen sezon farklı cezalar zaten uyguladı ki bunlardan biri de demin de ifade ettiğim gibi Marco Serra, ki Cremonese-Roma maçından sonra kendisine 4-5 hafta maç yönetmeme uygulaması getirilmişti. Ancak tabii biliyorsunuz Türkiye'de de çok ciddi sorun bu. Türkiye'de de özellikle Futbol Federasyonu'nda bu yönde bir karar alması iyi olur diye düşünüyorum. Ancak tabii bundan sonraki yeni sezon 2023-2024 sezonu, ki Ağustos sonuna doğru başlayacak ve bundan sonra artık İtalya Serie A'da yeni bir sayfa açılıyor. VAR konuşmaları ekranlara yansıyacak. Bundan sonra spor severler de konuşmaları dinleyecek, izleyecek. Ancak tabii bundan sonra hatalar olabilir. Hani şuna söylemekte fayda var. Zaman zaman konuşuluyor. Siz ekranlara çok sık yansıtıyorsunuz bu konuları ama İtalya'da da hani, ya, hakem hatası olabilir. Sonuçta bir insandır ama bazı maçlarda bile bile hakemin yanlış karar verdiğine de tanıklık ettiğimiz oluyor ki İtalya'da bu olduğu gibi birçok liglerde de buna benzer durumlar olabiliyor. Artık farklı niyetli hakemler de sahada görev alıyor. Bu da kaçılmaz bir gerçek. Çünkü gerçekleri de konuşmakta fayda var. Ancak böyle bir uygulamaya hayata geçmesiyle birlikte bundan sonra tabii yeni bir sayfa açılacağı için VAR konusunda İtalya'da hakemler çok daha titiz ve dikkatli olmak zorunda kalacak. Çünkü anında ekrana yansıyacak konuşmalar hakimin ne kadar doğru veya yanlış karar verdiğini artık spor severler de izleyecek, dinleyecek, bu fırsat olacak. Bakalım neler getirecek bu yeni karar, ama Avrupa'da ilk kez bir futbol federasyonu tarafından Serie A'da alınan karar hayata geçiyor yeni sezonla birlikte. Bu da güzel bir haber aslında. Daha demokratik ve şeffaf olmak gerekir diye düşünüyorum. Dileriz Türkiye'de de bu uygulama veya buna benzer uygulama devam eder. Çünkü Türkiye'de de zaman zaman ciddi şekilde hakem hataları ve sorunları yaşandı da artık kaçınılmaz bir gerçek. Dileriz yeni sezon daha güzel ve daha keyifli olur diye arz ediyorum. Bunun yanı sıra futbol ile bitmiyorsunuz. Çok konuşmayacağım. Özellikle transfer sezonu başladı. Takımlar çalışmalarına başladı 1 Temmuz itibariyle. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde eleme maçları olacak UEFA Şampiyonlar Ligi. Hakan'ın Türkiye'de antrenmanlar yapması bugün spor medyasındaydı, yer alıyordu. Diğer yandan Napoli'de büyük değişiklik oldu biliyorsunuz. Spalletti, Garcia geldi. Kim? Fenerbahçe'den gelen Kim de ayrılarak Almanya'da Alman Ligi'ne gitti. Doğrusu
hareketli bir sezon olacak ama kısaca biz VAR konusuna değindik bir iki notta. Transfer gündemiyle ilgili notları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ama tabii bundan sonra daha sık gelişmeler olacak transfer sezonuyla özellikle. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sorunuz yoksa söz İstanbul Suyları'nda, sizde iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz Dündar Keşaplı'ya aktardıkları için. VAR konusu enteresan. Bizde de zaten çok tartışılan ve İtalya'daki kararla beraber çok da tartışılacak bir karar olacak. Dündar Keşaplı'nın hakemler bilerek yanlış yapıyor yorumu üzerine bir kahvehane yorumu yapayım mı? Yap. Hakemler maç satmasın diye VAR kayıtlarını mı açıklıyorlar yani İtalya'da, bunu mu anlamamız gerekiyor bilmiyorum. Ne dersiniz? Ama İtalya'da bu nedenlerden yani. Hayır, bu nedenlerden dolayı çok ceza alan kulüp oldu. Onu da düşünerek söylüyorum. İşte yani orada da demek ki çok masum değil bazı kişiler veya bazı kulüpler. Ama hocam bilmiyorum ne diyorsun, ben son derece ilginç karşıladım bu kararı. Yani bizde böyle bir uygulama yapılsa spor programlarını hemen 2-3 kat daha fazla arttırmamız lazım. Ya, artık maç yorumları, konuşmaları bitmeyecek. Biz ne kadar sahanın içinde kalmak istiyoruz desek bizi o kadar sahanın dışına çekmeye çalışıyorlar. VAR kayıtları sadece Türkiye'de değil. Demek ki işte dünyanın ileri gelmiş liglerinden bir tanesi olan İtalya Ligi'nde de bunlar, bu sıkıntılar konuşuluyor. Ve Mourinho gibi bugün üst düzeyde bir teknik adam bile orta hakemle kavga edebiliyor. Ve orta hakem de artık bu gibi durumlardan dolayı istifa edebiliyor. Bir daha maç yönetmeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla orada da aynı bu sıkıntılar var. Ama futbol var olduğu sürece, var da var olduğu süre içerisinde biz bunları konuşmaya devam edeceğiz. Görüntü öyle. Ne dersiniz hocam? Ben de büyük bir heyecanla İtalya Ligi'ni kesinlikle yakından takip etmeye devam edeceğim. Çünkü oradaki uygulamaların nasıl sonuç verdiğini görmek lazım. Ama biraz mantıklı yaklaştığımızda bu bir gerçek. Büyük bir ihtimalle buna benzer örnekler artık çoğalmaya başlanacak. Yani VAR uygulandı, uygulanmalara bütün ülkeler katıldı. Büyük şampiyonaların hepsinde VAR var. Faydalı olduğuna inananlardanım. Oradaki konuşmalar açıklansın diye birçok ülkede talepler geldi. Bizim ülkemiz dahil olmak üzere. Artık bu açıklamaları da yapma zorunluluğu bence kaçınılmaz bir hal alıyor. Yakın zamanda ben başka ülkelerde de buna benzer uygulamaların geleceğini düşünüyorum. Bizim ülkemizde de bu mutlaka olacaktır. Ama bir sene sonra, ama üç sene sonra. Biz hep bu uygulamaları yapan insanlardan, hakemlerden yola çıkıyoruz. Ama o maçları oynayanların, oynatanların, statta izleyenlerin, evlerinde televizyondan izleyenlerin veya futbola gönül verenlerin de bu konuda ciddi görevleri var. Yani bizim de bu olaylara biraz daha hoşgörüyle yaklaşmamız lazım. İyi niyetle yaklaşmamız lazım. Bazı arkadaşlarımız kahvehane tarzıyla olumsuz bazı yakıştırmaları yaparlarsa bunun altından gerçekten çıkılmaz. Evet. Türkiye'nin de sorunu yapmamak bu. Lazım. Yapmamam gereken bir şey yok. Yok, sorunu değil. Yani çok bence çok da güzel bir espri oldu. Bizim sorunumuz o. Biz insanlara güvenle yaklaşmıyoruz hocam. Diyoruz ki hakem bilerek hata yapıyor. Abi hoşgörülü değiliz, hoşgörülü. Tabii yani kulüpler veya görev yapan insanlar kendi eksikliklerini hakemler üzerinden, hakem kararları üzerinden kapatmaya çalışıyorlar. Bu bizim futbolumuzun bir sorunu. O yüzden burada özellikle Kulüpler Birliği'ne ve de federasyona büyük görev düşüyor. Artık bizim barış ortamı diyeceğimiz bir araya gelip futbola ortak çözümler üretmemiz gerektiğinin bir kez daha altını çizmekte fayda var. Yoksa ortalığı germekle, bu sene öyle bir gergin sezon bizi bekliyor, hiçbir yere varamayacağımızın bilincinde olalım.